سریم ندیا وری بخشی آواتو تو زاب کوتام بیرم. Saygıdeğer canlar, gönül dostlarımız, 7 Kasım 2021 İstanbul Ataşehir ve kutsalımız Pir Sultan Abdal Cem Evi'ndeyiz. Bugün Cem Evimizde İstanbul Mazgut Kültür ve Dayanışma Derneği'nin burada bir kahvaltısı olacak, bir lokma paylaşacak. Yavaş yavaş canlarımız geliyor. Biz şimdiden bu kahvaltıyı düzenleyen başta Başkanımız Mustafa Aslan olmak üzere şöyle güzel bu yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. Hasan'ım, sözü seninle alalım. Dernek saymanısın. Ben de Hasan Çakma, Mazgut Dernek Yönetim Kurulu üyesiyim, saymanıyım. 2 yıldır pandemiden dolayı dernekte kültürel faaliyetlerini biraz pandemiden dolayı tam anlamıyla gerçekleştiremedi bütün dernekler, biz de dahil. İşte bu pandeminin biraz azalması, düşmesi, hasta sayının biraz zayıflamasından dolayı insanlarımızı, canlarımızı bir araya getirmeye çalışıyoruz. Önceki gibi yoğunluk olmasa da önceki heyecanı yakalamaya çalışıyoruz. Çünkü bölgemizin sorunları, sıkıntıları, ondan sonra insanların bir araya gelmesiyle çözüleceğini düşünüyoruz. Birlikte güç, kuvvet doğar. Bu anlamda büyük şehirlerde üzerimize düşen kendi gençlerimizi, kendi gençlerimizin geleceğiyle ilgili hem kültürel anlamda hem de burada birbirlerini tanıma ve yüzünü coğrafyamıza yani Dersim'e döndürmeleri açısından faaliyetlerimizi en iyi şekilde, en aktif şekilde canlarla, üyelerimizle, hemşerilerimizle, çevremizdeki dostlarımızla yürütmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ettik, sağ olun. Hocam, siz ne diyorsunuz? Siz de hem derneğimizin üyesisiniz, eğitimcisiniz ve toplumumuzun her etkinliğinde varsınız. Bir duygularınızı alalım. Bireylerin kendi başına özellikle kentlerde yaşaması olası değil. Biz kırsaldan, bölgemizden büyük kentlere gözü itibariyle sürgün edilmiş insanlarız. Mazgut bölgesinde de bu yönde ciddi adımlar atıldı, gelişmeler kaydedildi. Bunun daha da ileri boyutlara taşınması gerekiyor. Bu da birlikte ancak olacak. Her şeyi paylaşmakla hocam hoş geldin. Olur, üretimle olur. Canları bir arada bulmak umut veriyor. Geleceğimiz parlak diye bakıyorum, düşünüyorum. Tarihimizde buluşmak dileğiyle diyorum. Herkese saygı sevgi. Hocam siz aynı zamanda üretkensiniz. Özellikle coğrafyamız üzerine sosyal, siyasal içerikli şiirleriniz de var. Aklında bir şiiriniz, kısa bir bölümü varsa onu da alalım. Alt servicer terve, her tıştı riyaka, fanezani Mekke hevalefa, şey kürdü be, dibini ukarem. Şey olursa, evet. Aşağı akar. Her şey kendi mecrağında. Kendini bilmez yoldaş edinme. Yol körelir, kalırsın işte yerine. Çok teşekkür ederim hocam. Size de üretkenlik dolu aydın yanına diliyoruz. Sağ olun. Çıkan bakalım ya. Mafyası çeken Genel Başkanım, biz davet ettik ya. Onu da ben davet ettim.
Kendi ülkelerinize hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Hepinizin bildiği gibi pandemi süreci bizi birbirinden epeyce ya birbirimizi unuttuk, birbirimize yüzünü unuttuk. Demokratik yaşam ülkelerinin zekaların meslek örgütlerinin faaliyetine sıfıra indirip vermesi. Siyama'dan tiyatroya, edebiyattan hayatın her alanını pandemi sınırlama getirdi. Biz de bir yani kabuğumuza çekile çekile artık bir hal olduk. Dedik ki ya bir kabuğumuzdan çıkan maskeler ne olarak sizlere böyle bir sizi böyle cemal cemal getirme çabasına girdik. Hepinize tekrar hoş geldiniz. Helal hoş olsun. Bizim de dayanışlarımız için bizimle yan yana olduğunuz için hepinize gidiyorum. Hoş geldiniz. Saygıdeğer Güler Hocam, bu sabah Mazgirt Kültür ve Dayanışma Derneği'nin hep sen de bir Mazgirtli olarak ve Mazgirt Lisesi'nde ilk mezunlarından biri olarak bugün buraya katıldın. Evet. Nasıl bir duygu böyle eş, dostlar, hemşerilerimizden birlikte olmak? Çok güzel bir duygu. İyi ki geldik değil mi? Evet, hep gülüyoruz. Evet. Güzel bir duygu. Mazgirtlerle beraber olmak, cemiyetinde kahvaltı yapmak. Biz teşekkür ettik. Evet saygıdeğer hocam, Adile hocam, sizler de Mazgirt'siniz, Mazgirt merkezdesiniz. Bir Mazgirt'te olarak bugün bu kahvaltıya geldiniz. Ayağınıza sağlık diyelim. Mazgirtlerin bu dostlarımın, bu hemşehrilerimin şahsında Bunzur'a selam. Bunzur'un erkeklerine, hocalarına, kadınlarına, kızlarına selam. Böyle bir şiir yazmıştım yıllar önce. Onlar dizelerini bilemiyorum ama kırmızı toprağını çok iyi hatırlıyorum. O kırmızı toprağına selam, huzuruna, hızırına selam. Dağda saçına her şeye selam. Seviyorum seni, dersin, çok seviyorum. Biz de teşekkür ediyoruz sana. Sağ olun, var olun. İyi ki geldiniz diyelim. Sevgili Gönül Hocam, sizler de bir Mazgirtli olarak bugün yine bu Mazgirt Kültür ve Dayanışma Derneği'nin kahvaltısına katıldınız. Önce hoş geldiniz diyelim. Böyle Mazgirt'te hemşerilerden olmak nasıl bir duygu? Şöyle kısa bir duygunu alalım. Güzel bir duygu. Böyle hep beraber kahvaltı yapmak gerçekten güzeldir. Sen de getirdiğin için çok mutluyum. Sana teşekkür ediyorum. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet. Üç aydın kardeşler bugün aramızda sağ olsunlar, var olsunlar. Hoş geldin diyelim. Helal hoş olsun, şifa olsun. Bak böyle eş dost akrabalarla, toprağın insanlarla bugün buradasın. Yan yana Cemal Cemal etsin. Bir adını alabilir miyim? Nereden geldik? Ben Tunceli. Tunceli. Kancı Devara. Ben Halis Devre'nin hanımıyım ben. Öyle mi? Evet. Ha bizim Halis Doğan abinin. Yok. Aa ne güzel. Onun yengesiyim ben. Yengesi. Evet. Halis Doğan abinin yengesisiniz. Evet. Bir duygularını alalım. Nasıl böyle böyle eşi dostu yan yana görmek? Çok güzel. Hoş. Ne güzellik yapmışım. Çok güzel. Çok beğendim. Sağ ol. Arka balagat birbirini tanıyorlar. Her şey ediyorlar. Güzel. Sımatörü bir akher ame. Ve taema hueso. Hueso, batı savana. Duymuyorsun. Nasıl? Memnun musun? Böyle eş dosttan buluşmak güzel mi? Çok güzel canım. Gelin. Dersimden gelmiş. He sağ ol. Bunu mu soruyorsun? Her ucuna gelmişler. Her ucundan doğuma yerleştik. Doğumdan bir daha İstanbul'a yerleştik. İstanbul'dan bir daha her ucuna yerleştik. Erzincan demek Tunceli demek zaten. Helal hoş olsun. Hoş olsun. Evet canlar hoş geldiniz. Helal hoş olsun. Biz sizi tanıyabilir miyiz? Ben nasıl vereyim? Sürat. Maalesef. Kahvaltımız nasıl gidiyor? Böyle toprağın insanlarıyla yan yana dayanışma içinde bulunmak nasıl bir duygu? Yani insanımızı bir yere gelmek ayrı mutlu. Güzel bir ortam. Güzel bir etkinlik. Kefalarına da teşekkür ederiz.
Çünkü bu pandemi, pandemi 2 yıldır uzaklaştırıldı. Hiç dost, böyle toplam insanları cemal cemale getirmeye izin vermedik. Neden bu vesileyle ülkemizde görmüş olduk. Hayır korona diyelim mi? Hayır korona. Bizi bizden ayıran korona diyelim mi? Sevgili Can İzmir, öyle gülsün, sana da helal hoş olsun. Hem tanıyalım, hem kısa duygularını alayım. Ben Can İlbay, kendim aslında nasıl söyleyeyim, eşim Vazgül'de. Evet, bu güzellik gerçekten yüreğine sağlık. Hep böyle şeyler olsun isteriz yani, insan sevdiklerimizi bir arada görmek gerçekten çok güzel. Ben çok güzel oldum şahsen, ilk defa oldu ama çok güzel oldu. Çok teşekkür ettik, hoş geldiniz. Siz de teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık diyelim. Şu bir yakışıklıyla biraz konuşalım. Anladım. Hoş geldin. Benim oğlum. Öyle mi? Evet, çıkardım. Adın ne senin güzel oğul? Anladım. Nasılsın? İyisin. Sağ ol, çok teşekkür ettim. Sen de okullusun, ben de okulluyum. Bugün pazar, okula gitmedik. Hangi okula gidiyoruz? Kaçıncı sınıf? Altıncı sınıf. İyi, bayağı. Yani eski deyişle ne diyoruz? Ortaokul ikinci sınıf değil mi? En çok hangi dersi seviyoruz? Bak, çok güzel. Ben de edebiyat öğretmeniyim. Oğluma başarılar diliyorum. Tek bir hedefimiz var mı? İleriye yönelik. Gerçi çok değişir süreç içinde. Futbol. O bütün çocukların şeyi. O insan gidiyor zaten. Öyle mi? Başarılar diliyorum oğluma. Her şey gönlünce olsun canım benim. Sağ olun. Evet. Saygıdeğer hocam, helal hoş olsun. Bugün Mazgirt Kültür ve Dayanışma Derneği'nin kahvaltısındayız. Sizler de artık Mazgirtli sayılırsınız. Ve başkan eşitsiniz. Hizmetiniz de oldu. Böyle Mazgirtlerle olmak nasıl? Çok güzel. Pandemiden sonra hep beraber birlik beraber dayanışma içinde birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Bunların devamlılığının olması gerektiğini düşünüyorum. Olacaktır da. Sizin de bayağı hizmetiniz var bu alanda. Hem Mazgirt kitabının tanıtımında sizleri Altınoluk'ta, İzmir'de. Ya birçok reyonumuzda sizi gördük. Emeğinize sağlık diyelim. Sizler de yanınızdaydınız. Size de teşekkür ediyoruz. Yönetim kurulu üyesi olarak. Biz sizi tanıyalım yine. Adınızı ve memleketinizi de alalım. Ben de İtiyaz'dan Erasmus'ta okuyacağız. Ama yaklaşık bir dersim sayılıyor. Teşekkür ediyorum. Önce size hocam, emek harcıyorsunuz. Bu emeğiniz için bize bir kayıtlı bir tarih bırakırsın. Önce size teşekkür ederim. Sağ olun. Yavuzur Çevre Derneği aşağı yukarı 20 yıllık bir tarih, mücadele tarihi var. Karınca kararınca üzerine düşen birçok şeyi yapmaya çalışıyor. Yapmak için de mücadele ediyor. Bütün dersin derdikleriyle diyalogları iyidir. İsmi de üzerinde Muzur Çevre Derneği diyoruz. Dersinde yaşanan, yani Muzur'da yaşanan sorunları esas alıyor. Onun dışında da gücü yetimi diğer sorunlara da değinmeye çalışıyor. Bu sene kongremiz oldu. Kongrede iyi geçti. İşte bakalım yeni görev alan arkadaşlar bu işi tekrar devam edecekler. Hocamın dediği gibi Mustafa Başkan bizim denetleme kurulu başkanımızdır. Buranın da başkanını yaptık. Demin kürsüde söyledi, pandemiden dolayı gerçekten çok sorunlar yaşadık. Hele hele bizim gibi yoksullar, hele hele bizim gibi ezilenler gerçekten zarardan ötesi. Teşhir edildik, tecrit edildik ve dibinde yaşandık. Bundan kurtulmanın yolu böyle kırmak, bir arada olmak.
birbirimizin sorunlarını dinlemek, birlikte bir şeyler kurtarabilirsek olur. Başka türlü olmaz. Tarihi ya da kurtuluşu karamanlar değil, kitleler yarattık diye düşünüyorum. Ama karamanlar da olmadan kitleler ayaklanmıyor. Tarih bize bunu göstermişti. Benim adım Mehmet Sultan Muzur. Çevre Derneği Direktörü üyesi. Bana bu söz hakkı verdiğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki örgütlü mücadelemiz böyle sizden aracılığıyla devam ediyor. Ne diyelim? Yetim hizmetinizi de mücadelenizi de kabul eylesin, amacına erdirsin diyelim. Sağ olun. Sağ olun. Var olun. Güzel olun. Anacan hoş geldin, helal hoş olsun. İyisiniz? İyiyiz, teşekkür ederiz. Biz sizi tanıyalım. Nasıl bir duygu bugün canlarla, bu koronaya rağmen birlikte olmak uzun bir aradan sonra? Vallahi güzel bir duygu. Uzun zamandır görmediğimiz bir şey. Arkadaşımızı, dostumuzu, köyümüzü gördük burada. Güzel bir duygu. Biz de teşekkür ettik. Hoş geldiniz diyelim tekrardan. Anacan, helal hoş olsun. Yine torun doyuruyorsun herhalde. Aynen, değil aynen. Mi? Bir görevimiz bitmiyor değil mi bizim? Bitmiyor. Çocuk büyüttük. Şimdi sıra torunlara geldi. Küpüğün şeyine gelince de torun var. Hatırlıyor değil mi? Hele bir el salla bakalım tatlım. El salla bakalım. Hele bir el salla. Bana bak bana. Küsmüş benden öyle mi? Ama bu aranız nasıl? İyi mi? İyi, çok şükür. İyi. Aman iyi olsun, gayet aman iyi olsun. Bir helal hoş olsun, hoş geldin diyelim. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Bir adınızı alabilir miyim? Adımı? Biraz Bulut. Biraz Bulut. Evet. Nasıl böyle eş dostlar bir araya gelmek uzun süreden sonra? Vallahi bu hastalıktan dolayı kimse kimseyi göremiyor. Yani gerçekten üzücü bir şey yani. Şimdi gördükten ne oldu? Hep biz maske takıyoruz, kimse kimseyi tanımıyor. Akraba esnaflanmıyorsun, görmemiyorsun, her şey uzaklaştı yani. Aynen. Bir an evvel bu hastalık giderse memnun oluruz. İnşallah, inşallah. Bir helal hoş olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Efendim, sevgili kızım hoş geldin. Adın ne senin? Adını evde unutmuş öyle mi? Evet, çıkınca evde unutmuş. Çantasını da mı unuttu evi? Ha bak ben de öğretmenim, rahat ol tamam mı? Not vermeyeceğim sana. Helal hoş olsun. Adı neydi senin? Nehir Deryan. Ay canım benim, ay canım benim. Anacan hoş geldin. İyisin, helal hoş olsun, şifa olsun diyelim. Şöyle bir duygularını alalım. Bak böyle canlarla can cana, cemal cemale olmak. Çok güzel. Pandeminde bir araya gelmek çok güzel. O zaman görmediğimiz insanları gördük. Teşekkürler. Biz de size teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diye. Sağ ol. Ne var ya bildiğiniz iyisin. Bir duygularını alalım hazır seni burada yakalamışken böyle. Ya duygularım tabii ki Mazgirt için iyi bir etkinlik, güzel bir etkinlik. Sevindi. Daha da iyi olmasını diliyoruz. Mazgirt Derneği'nin iyi bir performansı var şu anda. Mazgirt'e yönelik çok iyi, değişik işler yapmaya başladı. Bence bu güzel bir şey. Küpük'te ne var ne yok? Yine dernekteyiz galiba. Evet, dernekteyim ve şu anda bizim cemiyetimizin dış sıvası falan yapıyoruz. Ben onu soracaktım. Ne yaptık? Onunla ilgili biraz ekonomik nedenlerle erken bitmedi ama uğraşıyoruz. Arkadaşlarımız yeniden faaliyete başlamışlar. Oradan çalışıyorlar. Biz de devam ediyoruz beraber. Hazır bir çağrım var mı bu cem evimizin bitmesine dair? Tabii, canlarımıza, iş insanlarımıza. Köylülerimiz ve ekonomik durumu iyi olmayan 100 lira da katabilir, 50 lira da katabilir. Bütün canı gönülden temiz duyguları ve oraya kim katkı yaparsa o kadar önemli ve geçerli olur. Bizim de yöremizdeki insansızlığa bir çare olur. İyi bir yatırım diyeceğim. Küpük için, Mazgirt için de genel için de. Tabii ne güzel Muhlu yolu üstünde bir uğrak noktası, bir mola verme noktası da diyebiliriz. Hem kutsal inancımızı rahatlıkla yapabileceğimiz bir yer, hem gerekirse konaklayabileceğimiz bir yer. Çünkü hem kültür, hem konak,
hem cemevi olarak tasarlandı bildiğim kadarıyla. Ya konuk evi bir de şey, orada yerleşimi olmayan, evi olmayan insanların gelip orada rahatlıkla kalabilecekleri bir yer olmuş olur. Hem başka yerlerden insanlar dışarıdan da gelebilir. Orada hem tanışma hem de o coğrafyayı tanıma anlamında güzel bir uğraşı, güzel bir çalışmadır diyelim yani. E biz de sizi kutluyoruz. Teşekkür ederim. Rıçiye, pardon. Kupiye'mize, Gelinci'ye ve Mazgirt'imize böyle bir güzel yapı, güzel bir eser kazandırdığınız için diyelim. Bunlar daha iyi şeyler de olabilir yani. Sizler üretkensiniz. Evet, teşekkür ederim. Biliyorum. Hadi hoşça kal Can. Helal, hoş olsun. Şükür olsun. Sekana, Tez, Çinçino, Rum'da. Kırkırsa, Rum'da. Tuğuz'da, Hak, Nacibu. Aman, Tornepo, Tornepo. Mağfır, bir umarım değil mi? Rus'erin Nazmiya seken, Rum'da. Arasına tüttürüyor. Hayır, Nazmiya, gayet Rus'un. Bu pandemi dolayısıyla biraz beni ortama serinim. Niye mi? Ben çok nedir? Kesin, onun için seyrediyorum sıraları. Ne zaman birleşecek, ne zaman bir olacak, gümrük olacak, gümrük gelecek. Yes, Kars'ın halimi ne bu, yoksa yön damat kumuzken. İsmail Vesvar ve Kerami. Sizlerin bir duygunuzu alalım kısaca. Merhaba diyorum. Önce bir Mardin Derneği'nin kahvaltı birleştirici olduğu için kendilerine ve yönetimine teşekkür ederim. Bunların devamlı tekrarını da bekliyoruz. Ama bu pandemiden dolayı tabii insanların ayrılaştı. Bayağı bölümler oldu. Bir araya getirmek. Teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sevgili Ali Karaağaç kardeş, sizler de özellikle Anadolu Yakası Dersinler Derneği olmak üzere birçok derneğimizde hizmet ürettiğiniz, yöneticilik yaptınız. Önce yetim emeğini kabul etsin. Eyvallah. Teşekkürler. Bir kısa bir duygularını alalım. Ya vallahi öncelikle çok güzel bir duygu yaşıyorum. Mazgirt Derneği'nin bu kahvaltı yerinde toplantısında yönetilenlere ve yöneticilere teşekkür ederim. İhtiyacımız vardı. Bu pandemiden dolayı uzun yıllardır, yani 3-2 yıl geçti. Tamamen kopmuş toplumumuzdan, insanlarımızdan. Şimdi bir araya gelmenin sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bu şekilde devam eder. İnsanlarımız, toplumumuz sağlıklı bir şekilde sağlığına kavuşur. Bu pandemi kalkar. Memleketimizde, insanlarımızda, toplumumuzda kucaklaşırız. Buna bir ihtiyacımız var acil olarak. Bundan sonraki çalışmalarda arkadaşlar, yöneticilere başarılar dileriz. Yüzümüz, gönlümüz Dersim'e doğru. Dersim bizim için bir değerdir. Toprağımıza, suyumuza, havamıza sayın çıkarsak o da bizim için bir mutluluk. Teşekkür. Çok teşekkür ettik. Sağ olun. İyi ki geldiniz. İyi ki varsınız. İsmail abi, kısa bir duygunu alayım. Hazır burada yakalamışken sizi. Bu iki genç arkadaşımız adına da. Abi İsmail abi bizden daha genç. Evet. Şimdi Dersim etkinlikleri, Dersimlerin etkinlikleri olursa her zaman heyecanlanırız. Bizim o coğrafyaya ait aidiyetlerimiz var, özlemlerimiz var. Dolayısıyla ona ilişkin yapılan tüm etkinlikler bizi ilgilendiriyor, fazlasıyla heyecanlanıyoruz. Bugün de böyle bir günü yaşadık. Bizim Mazgirtliler, Dersim Mazgirtliler Derneğimizin bu etkinliği, kahvaltı etkinliğine bir araya geldik. Belki çok fazla dost sohbetleri yapamadık. Bir iki kişiyle sınırlı kaldı. Birebir sohbetlerimiz oldu. Hepimizin duyguları oraya ilişkindir. Rüyalarımızı oraya ilişkin görüyoruz. Dolayısıyla bütün konuşmalarımız da dersin üzerine olmaktadır. Teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. İyi ki bugün bizimlesiniz. Sağ olun. Varın güzel kardeş. Hayır. Helal hoş olsun, bak ne güzel lokmanı almışsın. Hayır, annem biliyor da. Annene bak ne güzel, ne senin gibi bir evlata da o yakışır. Evet annem bak. Önce benim büyüklerimizi düşüneceğiz. Evet onlar gelip onları alır. Onlara hizmete devam. He tabii. Nasıl?
Etkinlik nasıl geçiyor? Kahvaltımız Mazgirt Kültür ve Dayanışma Derneği mi? Etkinlik güzel geçiyor abi. Adınızı alabilir miyim? Adım Zuhar Şahin. Nereden katıldık? Efendim? Nereden? Bu 1 Mayıs Mahallesi oturuyorum abi. Öyle mi? Tunceli'nin neresi? Mazgirt Köyü. Hangi köy? Mazgirt. Mezdire. Şevki Mezdirası. Şevki Mezdirası. Ha, Şevki Mezdirası. 34 derece sayısını anlatayım. Abi etkinlik güzel ya. Katılmaz. İnsanlar biraz gelmiyor gibi. Bu pandemi süresi içinde. Pandemi de var. Ondan da tabii şey. Bir de milletin bir pazarı var. Çoğunun işi gücü var. Aynen, düğünü aynen. Derneği var. Hastası var. Aynen. İşte biliyorsun yani. Öyle işte. Sağ ol. Çoğu da korkuyor. Topluma katılmak istemiyor. Aynen. İyi oldu. Sağ ol. Sen tutmayayım. Ana canı fazla bekletmeyin. Ders Derneği Federasyonu Yönetim Kurulu. Yaşam Ağacı Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu. HDP Ataşehir İlçesi Yönetim Kurulu, Bulgur Çevre Derneği ve Yönetim Kurulu, yazdım mı canım? Anadolu Yakası Dersimler Derneği ve Yönetim Kurulu, Nazımiyeliler Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu, Reşit Derneği Yönetim Kurulu, Mahvet Derneği Yönetim Kurulu. Hepiniz hoş geldiniz. Dostlar, Dersim'in değerli dostları, Dersim'in emekçileri, Dersim'in dernek yöneticileri, bir bütün Dersim'e yüzünü dönen Dersim'in iyi insanları diyerek hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Mazgirt Derneği'nin bu 2 yıl aşkın süredir ise çok bir araya gelemiyoruz. Tek tek grevi, hem bugün bu buluşmalar önemli. Ben şunu söylemek istiyorum. Artık mahallelerimiz, artık sokaklarımız, artık bir bütün inancımız, dilimiz, kültürümüz, şu çok duyduğumuz asimilasyonu artık en derin haliyle yaşar olduk. Biz sizler belki bizlerden daha iyi biliyorsunuz. Alevi ocaklarının temel merkezidir Dersim. Ama orada bugün yaşananlar biraz bizlere neler yapılmak istendiğinin rengini de sunuyor. Biraz Dersim'in ve yapılmak istenenlere gerçekten yüzümüzü dönmeye ihtiyacımız var. Türkiye'nin aslında her yerinde yaşanıyor. Kadınlar başta olmak üzere insanlığa karşı işlenen bu suçlara karşı bizlerin daha birlikte karşı durmaya, daha örgütlü, daha güçlü mücadele etmeye ihtiyacı var. Bu akşam saat 6'da bununla ilgili bir açıklama yapacağız. Zamanlı olan ya da zaman yaratmak için irade koyan cesur, cüretli insanları birlikte durmaya çağırıyoruz. Zaman yaratmak isteyen bütün dostları da akşam 6'da yapacağımız açıklamaya güç katmaya çağırıyorum. Derneğimizin yönetim kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Hoş geldin.
seriyor. Bu ne diyeyim ya? Var mı bahsedeyim ya var mı? Tuzak kutanı bilmiyor. Var mı bahsedeyim ya var mı? Tuzak kutanı bilmiyor. Şapkayı biraz kaldır kaldır.